seyirciler, Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Son dakika olarak ekranlarda da şu anda yine görüyorsunuz. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu partisinin vekillerine seslendi. Sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Detayları Çağdaş Evren Şenlik bizlere aktaracak. Hemen kendisine dönelim. Çağdaş, kolay gelsin. Elindeki son notlar nedir? Oradaki atmosferden biraz bahseder misin? Bu karar sonrası özellikle nasıl yankı buldu? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının önündeyiz ve bu noktada hareketliliğin başladığını ifade edelim. Peki hareketlilik neden başladı? Detaylar nasıl? Sizlere o hareketliliği gösterirken bir yandan elbette detayları da hızlı bir şekilde aktarayım. Öncelikle Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı ve 3 suçtan verilen 4 yıl 11 aylık hapis cezası onandı. Bunun ardına CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan bir paylaşım yaptı ve partimizin tüm milletvekilleri derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın dedi ve o tweetten sonra da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hareketlilik başladı. Peki neler olmuştu? Bu soruyu yanıtlayalım. Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alanen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelesini de böylelikle tamamlamış oldu ve Kaftancıoğlu'na PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapisle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu. Toparlayacak olursak, belirttiğim gibi bizler şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeyiz ve bu noktada hareketlilik geride bıraktığımız dakikalarda başlamıştı ve şu an CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlığının önüne gelmesi bekleniyor. Elbette bizler de Ülke TV ekibi olarak şu an gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve yeni gelişmeler oldukça da yine bu ekranlardan aktarmayı sürdüreceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.